Merhaba arkadaşlar. açık kenar bağıntıları 3. ünite. Benim yaptığım plana göre benim bu konuyu şu an işlememem gerekiyor. Çünkü bu konu içerisinde benzerlik olan soru tipleri var. Dolayısıyla bu konu birazcık da böyle konular arası geçiş sağlayan bir konu olduğunu düşünmediğimden bunu sonlara doğru işleyeceğim. Ancak bu konuyu atlıyor oluşum daha sonra bu konuya gelmeyeceğim anlamına gelmesin. Dolayısıyla ben bakın mesela burada x kenar üçgen var içerisinde. Ya da benzerliğin olduğu soru tipleri var. O yüzden atlayacağım bunu. Konu kavramı testi ikinde geçiyorum. Yani benim dersine girdiğim öğrenci arkadaşlarım e, bunu ödev olarak görmesinler. Bakın içinde aç-orta özelliği var. Bakın burada benzerlik ile alakalı çözülebilecek bir soru var. İşte bunu 9-9 böleceğim de bunun yarısı olacak da işte 5 ile 9 arasında değerlendireceğim de gibi gibi gibi. Dolayısıyla bu sonraya kalan bir konu olacak. Ben... E, Dördüncü üniteyle devam edeceğim. Yani birinci üniteyi anlattım, ikinci üniteyi anlattım. Üçü hiçbir şekilde şu an anlatmıyorum. Sebebi konular arası karma bir konu olmasından ötürü. Ben dördüncü üniteyle devam edeceğim. Dolayısıyla yeni temiz dik üçgen olacak. Bundan sonraki videoda dik üçgenle başlayalım.